Merhaba herkese, ben Dilara. Bugün sizle annemle soru cevap yaptığımız ve sohbet ettiğimiz bir video paylaşacağım. Bu daha önceden belki 6-7 aydır çeşitli videolarımın yorumlarında istenen bir videoydu. Hatta Şubat ayında yüklediğim bir videonun yorumlarından böyle bir şey de kaydetmiştim. Dedim bir gün mutlaka böyle bir video çekmeliyim. Bugün sizle o videoyu paylaşıyorum ama ondan da önce üniversite yerleştirme sonuçları açıklandığı için Instagram hesabımın hikayeler kısmında bundan bahsettim ama burası asıl platformum olduğu için burada da bahsedeceğim. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünün İngilizcesine tam burslu yerleşmiş bulunmaktayım. Sabahattin Zaim Üniversitesi yerleşmeyi en çok istediğim iki okuldan biriydi. Bu yüzden çok mutlu oldum. Türk Alman Üniversitesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi yerleşmek için can attığım iki okuldan biriydi. Bu yüzden Zaim'e yerleşmek beni çok mutlu etti. Tercih listemde olan diğer okullardan bazılarını da söyleyeyim. Ne yönden tercihlerimi kullandım bunu da bilmiş olun. Bahsettiğim iki okul haricinde İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ve 29 Mayıs Üniversitesi'ni de yazmıştım. Özeller tam bursluydu. İbn Haldun ve İstanbul biraz ölü tercih gibiydi. Çünkü zaten tutmayacağını bildiğim halde yazmıştım. Ama güzel okullar olduğu için ve orada okumayı da isteyebileceğim için 24 tercih hakkımdan ikisini de onlar oluşturmuştu. Çok mutluyum. En çok istediğim iki okuldan birine yerleştiğim ve içime çok sinen bir yerde okuyacağım için hayırlısıyla. Zaten Sabahattin Zaim Üniversitesi bana çok önerilen okullardan biriydi. Bütün yorumları ve bütün tavsiyeleri göz önünde bulundurarak yaptım tercihlerimi. Okul önerilerini benimle paylaşan herkese de çok teşekkür ederim. Şimdi videomun annemle olan kısmına geçebiliriz. Merhabalar. Merhabalar. Hemen başlayayım mı? Evet. Dur, kolonya ikram edeyim. Kullanan sensin. Çok anlamlı bir karşılamaydı. Şimdi ne yapacağımızı biliyorsun. Ben sana sorular soracağım. Şimdi ben anneme sorular soracağım. Kendisi de yanıtlayacak. İnşallah. Soruları göstermedim. Ama Instagram hesabımda paylaştığım bir gönderinin altındaki soruları aldığım için bazılarını görmüş olabilir. Yine de hangilerini seçtiğimi bilmiyor. Annen elbette isteğine saygı duyuyordur ama o olsa bölüm olarak ne okumanı isterdi? Kızınıza hangi mesleği yakıştırıyorsunuz? Ben kızımı her zaman hukukta görmek istedim. Hukuk ona göre diye düşünüyorum. Oraya da çok yakıştırdım. Ama fikrine saygı duyduğum için başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Dilara ev işlerinde yardımcı oluyor mu? Evet. Becerdiği kadar. Becerdiği yani. Kadar. Annemle çok tartışıyoruz ve sizin gibi iyi anlaşabilen anne kız ikilisi görünce acaba bizde mi sorun var diyorum. Siz de gerçek hayatta videolardaki gibi bir anne kız ilişkisi misiniz? Çakışma olur ama genelde videolarda gördüğünüz gibi, hatta daha da iyi. Evet. Orada biraz resmi gibiyiz ama normal. Normal hayatta daha da iyi. Normal anne kızız tabii ki ama böyle bazen kanki gibi takılıyoruz da. Arkadaş olmaz evlattan anneye, anneden evlada ama sonuçta biz kardeş gibi diyelim. Böyle bir soru da var. Onu da soracağım. Olmuyor. Öyle olmaz. Tamam, oğluna gelince söylersin. Annen hiç sana bir yerde fotoğraf paylaştığın ya da video çektiğin için kızdı mı? Şey, hani bazı annelerin babaların hassasiyetleri oluyor ya, kızları fotoğraf ve video paylaşmasın gibisinden. Sen o konuda böyle hassasiyetlerin var mı? Böyle korumacılığın var mı? Ne düşünüyorsun? Şu dönem yok ama daha önceki videolarında, makyaj videolarında falan zaman zaman ikaz ediyordum. İkaz ediyordum. Böyle olmasa iyiydi. Hani böyle olmaz. Ama zamana bırakmak lazım. Zaman her şeyin ilacı diyordum. Hakikaten ilacı oldu. Belki bilmeyenler vardır. Ben YouTube kanalımı açtığım zaman makyaj videoları paylaşıyordum. Makyaj videolarını 1,5 sene öncesinde kaldırdım. Kaldırdığımda makyaj yapıyordum ama yine kendime. Sadece bunu paylaşmamayı tercih etmiştim. Çünkü başkalarını teşvik etmeyeyim en azından dedim. Annem de evet bazen uyarıyordu. Bir demiş ki annen öğretmen diye biliyorum. Annem öğretmen değil. 28 Şubat zamanı mağdurlarından mı? Mesleki olarak bir şey değiştirmiyor bu ama senin 28 Şubat'ta mağdur olduğun şeyler oldu mu? Evet, ortaokula gidememiştim. Sonra da açık öğretimden devam ettik. Peki böyle 28 Şubat'ta Türkiye'de miydin, yurt dışında? İstanbul'daydım. 28 Şubat sonrası hani başörtülülere bazı konularda sınırlamalar getirildi ya, o zaman nasıl etkilendin? O zaman yurt dışındaydık. Biz 28 Şubat'tan sonra durum çok kötü olduğu için, babam da yurt dışında olduğu için fazla bırakmadı bizi, İstanbul'da aldı. Yurt dışında daha mı rahattın örtünle? Evet, Türkiye'den daha rahattık. Türkiye'de o sorun olmamış olsa yurt dışında daha rahat olurduk. Mesela şimdi sorun yok, yurt dışında daha rahat insanlar. Hatta ben şöyle düşünüyorum. İsviçre biraz da şey bir ülke. İslamofobinin bence yaygın olduğu bir ülke. Ona rağmen inançlara bence hala Türkiye'den daha saygılılar. Tabii. Dış görünüş olarak tabii. Yani. Şimdi zaten hiç sıkıntı yok. Bir de orada şey var bence. Çıplak da geçsen dönüp bakmıyorlar. Kapalı geçsen de dönüp bakmıyorlar. Çünkü her çeşit insan var. Belki de o yüzden Türkiye'de çarşaflı görünce insanlar gözünü yok, büyütüyor. Şimdi kapalı derken yani çarşaflı görüldüğü zaman orada da tepki alır. Ya şöyle. Peçe gibi şeyler bazen siyasal anlamda taşıyabildiği için. Evet. Mesela ferace. Yüzün açık. Bunun gibi bir ferace giymişsin. O zaman bence sorun yaşamazsın. Yok, sorun yaşamazsın. Yani 28 Şubat'tan
mağduriyetin okuman oldu. Okumam oldu. Yurt dışına gitmek oldu. Ama tek sebep 28 Şubat değildi. Çalışmak falan da vardı yani. Bilemiyorum ya. Çok geçmiş zaman. Yani ani sorduğum için. Çeşitli faktörler vardı. Bu soruyu beklemediğim için. Ama istediğim buydu. İlk ne düşünüyorsun? Onu merak yani ediyorum. Yani bu spontan bir soru. Hiç bu soruyu beklememiştim. Oh. İlk düşündüğüm şey yani darbelerin çok kötü olduğu. Bir kesim çok etkileniyor her türlü. Her zaman muhafazakar kesimi yani daha çok etkilendi. Genelde İslamcı kesimin etkilendiği darbeler oldu Türkiye'de. Az çok sen de etkilendin demek ki. Ya biz o zaman İslamcı kesim, partici kesim öyle bir şey bildiğimiz yoktu zaten. Sinop Ayancık'ta ilkokulu bitirdim. İstanbul'a geçtik. Ortaokula başlayacağım seneydi. Babam yurt dışına gitti. İkinci okul döneminde babam aldı. Yani bazen diyorsun ki iyi ki de almış. Biz gittikten bir sene sonra da vefat etti zaten. Allah rahmet eylesin. Yani vardır her şeyde bir hayır. Tabii. Bazen düşünemiyorsun neden ne olacağını. Hayra dönüştü yani bizim şöyle, gitmemiz, aynen. Benim okuyamamam. Yurt dışına gitmem, orada birkaç sene okula gitmem, meslek yaparken rahmetli babam öldü, mesleğimi bırakıp hayata çok erken atılmam, hayat okulunu 2-3 defa bitirip ortaokul, lise, üniversiteden diplomam vardır diye düşünüyorum. Şey de bana çok kıymetli geliyor. Bizde hep şey oldu. Güllük gülistanlık büyüdük biz. Türkiye'nin eski halini bilmiyoruz. Bizim kesim özellikle yani bizim muhafazakar kesimin çocukları. Türkiye Müslümanları ne zorluklar yaşadı. Türkiye Müslümanları nasıl zorbalık gördü. Bir tane kız üniversiteden dereceyle mezun oluyor ve mezuniyet konuşması yaptırıyorlar. Evet. Başı açık herhangi bir çalışan da kadının ağzını tutarak senin konuşmaya hakkın yok diyor kadına ve rektör bağırıyor, susturun şunu ya, o da ayrı, aynı şeyden onlar aynı zaten şey. Bildiğim kadarıyla elimin kılavuzluğu dışında hiçbir kılavuz tanımayacağınıza da aynı şekilde inanıyorum. Ben bu okulun öğrencisi oluyorum ve okul birincisi olduğum halde bu terene katılmama müsaade edilmedi. Kesin konuşmaya hakkın yok. Serpil lütfen. Hayır, Serpil bize yapışmıyor. Söz vermiştim. Serpil bize yapışmıyor. Ve soruşturma açmayacağız. Hiçbir zaman yemin etmeyeceksiniz. Yemin tutmazlar. Yeminlerini de tutmazlar. Her şey. Kadriye Hanım. Burada emir veriyorum. Bunlara hiçbir zaman yemin yaptırılmayacak. Bu üçüne. Durunsunlar. İstanbul Üniversitesi eşine tarihte rastlanmamış bir uygulamaya imza attı. Rektör Kemal Alemdaroğlu ve yardımcısı Nur Serter öğrencileri ikna odalarına soktu, onlara zorla taahhütname imzalattı. Bu belgeyi imzaladığına göre koşulları biliyor, düşünecek, erişkin bir insan olarak kararını verecek ve umuyoruz ki üniversitemize başını açarak gelecek. Öğrencilerin büyük bölümü bu zulme boyun eğmedi. Direnenlere en sert şekilde karşılık verildi. Polis dayağı Nuray Bezirgen adlı öğrencinin bebeğini kaybetmesine neden oldu. Başörtülü öğrencilerin yıllar süren emekleri hiçe sayıldı. Tıp fakültesinin son sınıfına gelen öğrenciler okuldan atıldı. İki başörtülü vardı grupta. Odalarına toplantı yapmışlar, bizi de çağırdılar. Herkes oradaydı, bütün grubun hocaları. Almayacaklarını söylediler. Yani bilmiyorum, ben anlatamıyorum işte. Çok üzgünüz, hepimiz bu haldeyiz. Başörtüsü yasağı öyle bir hal aldı ki insanlar sokakta rahat gezemez hale geldi. Malatya'da başörtüsü eylemine katılan anne ve kızları idamla yargılandı. Sığındığımız en büyük dostumuz, Rabbimiz verecektir inşallah sabrımızı. Türkiye bu karanlık dönemden ağır yaralı çıktı. Okuldan atılan öğrenciler ya eğitimlerini yarıda bıraktı ya da binbir güçlükle yurt dışında okumanın yollarını aradı. Ve bugün başörtüsü yasağı kademeli olarak çözüldü. AK Parti hükümeti döneminde yasal dayanağı bulunmayan uygulama önce hafifledi, sonra tamamen kaldırıldı. O dönemde eğitim hakkı ellerinden alınan başörtülü öğrencilere 2011 yılında üniversiteye geri dönme hakkı tanındı. 2014 Eylül'ünde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelikte yapılan değişiklikle 5. sınıftan itibaren başörtüsü serbest bırakıldı. Sadece okullarda değil, kamuda çalışanlara da başörtüsü serbestisi tanındı. İsteyenler başörtüleriyle çalışabilme hakkı kazandı. Yani biz bu zamanları yaşamadığımız için hep böyleydi sanıyoruz. O yüzden çok rahatız. Bize pek sorumluluk verilmediği için, biz bir şeyleri sırtlanmak zorunda kalmadığımız için benim yaş civarlarım, benden biraz büyükler, çok rahattık biz. Çok rahat bir çağda büyüdük. Bu yönden sizin
O tecrübe avantajınız çok var bence. Ha ben şahsen Türkiye'nin o zamanlarını yaşamak istemezdim ama çok tecrübe kattığını düşünüyorum yaşayanlara da. Bir yönden onları görmeniz çok iyi çünkü kıymetini bildiniz. Bizde şey var mesela, başörtü yasağı kalktığı zaman bizde rahatlama başladı. Şimdi bakıyorsun hiçbir annenin çocuğu kendi gibi muhafazakar giyinmiyor. Nesilden nesle verilen önem azaldığı için o yönden bence kıymetli yani sizin tecrübeleriniz. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bu soru sana geliyor. Annenin sende en sevdiği huyun nedir? Söyle sende bakalım. En sevdiğim huyum çok adaletli olma. Empati yaparak hareket etme. Bu yüzden hukuk okumamı evet. Çok istiyordum. Evet. Yani seni hukuka yakıştırıyordum ben aslında. Hani kısmet. Kısmet aynen. Kısmet nasip böyleymiş. Şimdi abinin bir sözü vardır. Küçükken kismet değilmiş. Çok bir şey yok. Şey bu arada bir tane abim, iki tane ablam var. Abim şu an 26 yaşında. Onun küçükken yaşadığı bir olay. Biz bir yıl önce büyük bir zincirini kaybetmiştik çocukların. Yurt dışına gittik izine. Geri geldik. Bulduk evde. Oğlum kaldıralım ablana verelim derken elinde çevirdi zinciri. Oğlum yapma derken çatıdan camdan uçtu gitti zincir dışarı. Şimdi kızayım mı, kızmayayım mı? Bir indik aşağı. Çoluk çocuk hepimiz. Aradık iğneyle kuyu kazar gibi böyle ince iğneyle. Bulamadık. Sonra oğlum ne yapayım ben şimdi seni dedim. Ne yapayım anne? Kismet değilmiş dedim. Gülmüştük yap, aile yap, boyu. Kismet değilmiş. Gitti yani kaç kismet değilmiş. Kaç yaşındaydı o zaman? 3-4 fazla çok değildi. Çok onun da küçüklüğü çok tatlıymış. Evet. Hala öyle de beğeniyoruz kendisini yani, tabii, çok. Annene YouTube'da video çekip paylaşacağım dediğinde verdiği tepki nasıldı? Ve çektiğin videoları izleyip eleştirdiği yönleri oluyor mu? Nasıl bir tepki verdin? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyor olabilirsin. İyi olur dedim ben. İyi olur dedim. Hani hemen gönlümden makyajı bırakır diye düşündüm. Tabii dile getirmedim. Makyaj çekeceğini makyaj çekimini mi? Bırakır diye düşündüm gönlümden. Sonradan. Ha, ya ha. Onu şey yap dedim böyle video çekerse başlarsa öbürkünü bırakır, bırakır diye düşündüm mi? İçimden ama tabii dile getirmedim. Bazı şeyler susmak lazım. Ben hiç eleştirmedim yani. Yapabilir dedim. Doğru. Hatta zaten şöyle oldu. Ben elimden geleni de yardım ederim demiştim sana. Yok tepki göstermedim. Bizde bir de şöyle bir şey var. Ben çok uzunum senden. Bizde bir de şöyle bir şey var. 4 kardeşiz dedim ya. En büyüğümüz, en tecrübelimiz kardeşler arasından. Biz Türkiye'ye taşındığımız zaman da kaç 19 yaşında mıydı? 20 yaşında mıydı o? O 20 ya da 21 yaşında yurt dışında tek yaşamaya 19, devam etmişti. 20. Dolayısıyla hep bir sorumluluk, hep bir tecrübe üstü tecrübe bir insan olduğu için genelde onun borusu kardeşler arasında çok öter. İkinci anne. Aynen. Kendisinin sözlerine de çok önem verilir. Yani her sözü evde çok önemsenir. Şimdi Dilar Hanımcığım borusu demeyelim de otoriterliği. Otoriterliği evet. Sayılır yani. Evet. Ayrı bir otoritedir saygınlı. Aynen çok saygındır. Sözleri önemsenir. Ben de YouTube kanalı açma kararını ablamın yanında İsviçre'deyken vermiştim. Evet. Onun onayından geçince kabul edilmeme ihtimal olmadığı için akıllılık evet. etmişim. Evet. Bunu hiç hesaba katmamıştım ama çok iyi oldu. Kimse ağzını açmadı yani. O onayladıysa tamam gibisinden yaklaşıldı. O yüzden hiç sorun olmadı. Olmadı zaten. Bir şey istiyorsan ben de aksi düşünmedim. Ablamı ikna edeceksin. Devamı geliyor. Gelir. Abim çok yaşamıştır. Ya da bunu. Ya da daha büyük bir şey isteniyorsa anneyi ikna edeceksin. Aynen doğru. Peşi gelir. Ablam ve annem ikna şeyleri genelde orası. Ben bir şey almak istediğim zaman annemi ikna ediyordum büyük mesela. Büyük bir şey mesela. İşte telefon. Büyük alınacak hani maddi değeri yüksek şeylerde hep annem ikna edilir. Birçok şeyde de ablam. Eleştirdiği yönleri çok olmuyor ama genelde izliyor videoları. Biri şey demiş. Sen çok önceden hikayende sanki anneni etiketlemiştin. Ben de girip baktığımda böyle süslü püslü kapalı bir bayan vardı. Çok şaşırmıştım öyle genç olmasına. Sonra köy günlükleri gelince orada anneni göstermiştin. Kafam çok karışmıştı. Eğer annen köy günlüklerindeki bayansa o etiketlediğin genç bayan kimdi demiş. Köye gidince biz köylü tam moduna köylü geçiyoruz. Evet. İşte yazmalar, oyalı çemberler, basma etekler falan. Buraya gelince de tam şehirli oluyoruz. Annem de normalde süsü püsü seven biridir. İkisi de o yani. İki versiyonu var bizde herkesin. Öyle. Evet, abim de aynısıdır. Abim de aynısı. Evet. Köye gidince tam kazmalı kürekli. Şehirde tam şehirli çocuk. Şimdi mesela ablam Ünye'de fındık topluyor bahçede. Ordu'ya gelseler o kız mı denir? Denir doğru. Denir. Ordu'da genelde bu böyle evet, ama. Çünkü Ordu'da herkesin iki evet. yönü var. Fındık topluyorsa özellikle iki yönü var. Karadeniz diyelim. Olabilir. Aynen. Karadeniz genelinde. Kardeşler arasında annen en çok kime düşkün? Ben bunun yanıtını biliyorum. Yok eşit. Eşit yok diyelim. Yok eşit ya. Diyelim. Zorlama çok, beni Dilara Hanım. En çok kimi sever değil. Hepimizi eşit seviyor olabilirsin ya da hepimizin farklı yönlerini seviyorsundur ama en çok kime düşkünsün? Annenin eşit olduğunu iddia ediyor ama
Abim bence. Eşit. Ama kötü değil. Benim çok hoşuma gidiyor yani abime düşkün olması. Belki abi de fazla düşkündür. Farklı yönlerden. Tabii canım. Farklı yönlerden hepimizde düşkünlüğün vardır ama abimci birazcık. Ben bunu seviyorum. Yanlış anlama. Benim çok hoşuma gidiyor. Eşit demeden yanayım Dilara Hanımcığım. Tamam sen bilirsin ama ben abim olduğunu düşünüyorum ve hoşuma da gidiyor. Annene bir soru. Dilara gerçek hayatta videolarında olduğu gibi düzenli programda diksiyonu iyi biri mi? Evet çok iyi. Hatta ben Dilara'ya bir lakap da taktım. Melek. Ah. Ekran yönüne çıkartmadık ama ben ona zaman zaman Melek diye çağırıyorum. Neden peki? Melek gibi olduğun için. Çok tatlısın, teşekkür ederim. Düzenli programlıyım yani. Evet. İnanmayanlar var çünkü. Yok. Şey diyenler var. Sen kesin videoların haricinde dağınıksın. Hayır asla. Daha da toplu, daha da toplu. Köyde dahi. Gittiği herhangi, köyde daha düzenliyim. Gittiği herhangi kesin. Bir yerde küçücük kalabileceği bir mekan verilsin ona. O mekanı genişletir, fazlalığı kaldırır, doğru. Kendine uygun hale getirir, orada mutlu olur. Yani ben doğru. Niye buradayım, niye köydeyim veya odam niye küçük veya bu eşyam niye böyle asla demez. Gerekirse örtüyü kaldırır, perde yapar ama asla şikayet etmez. Ama bir de şey, köyde mesela benim odam buranın yarısı kadar. Yok bile. Çok küçük buraya çok göre. Küçük. Eşyalar benim küçük seçtiğim eşyalar. Boşalttık. Evet. Mesela o kıyafet dolabım abimin şey 10 senelik dolabı falan. Kıyafet şuradaki dolabım 13 yıllık. Eski değil mi? 13 yıllık. Eski yani işte o komodinim kaç yıllık Allah bilir. Hangisi? Küçük. Küçük. 35 yıllık komodin. Bizim yurt dışından yatak odası gelmişti bir defa. Onun yatak odası gitmiş, komodinin birisi kalmış. 35 yıllık. Kendini uyarlayabilmek evet. Önemli bence. Mesela benim odamda kahve içme, video izleme köşem de var. Evet. Çalışma köşem de var. Ben de geliyorum zaman zaman ziyaret. 3 ay köyde kaldığımız için karantinada. Orada genelde kendime ama, ders alanı yapmıştım. Evet. Genelde ben kahvemi yapıp getiriyorum. Evet, evet. Yani. Genelde yemeğimi de hazırlayıp odama getiriyorum. Seviyorum Allah çünkü razı vakit olsun. Geçirmeyi. Ben de çok seviyorum. Arkadaşım değilsin, annemsin sonuçta ama böyle gün boyu vakit geçirdiğimde en tatmin olduğum kişi sensin. Arkadaş üstü bir şey bence anne. Bence de çünkü benim hiç kız kardeşim olmadığı için biraz o gözlemle de bakıyorum. Benim de hiç teyzem olmadı. İşte ben sana teyze, sen bana kız kardeş evet. Böyle gidiyor işte. Dengelemeye çalışıyoruz. Ha ben bu arada düzenli programlı falan denilmiş ya, aklıma ne geldi. Anaokulundayken akşamdan ertesi gün ne giyeceğimi seçiyordum. Çantama neler koyulacak seçiyordum, yere seriyordum. İki takım. Uyuyor mu? Ha iki takım. İki takım. Ya o ya o. Hangisini sabah istersen alternatifli. Her şeyim hazır olurdu. Gerçekten biraz da küçüklükten gelen bir şey. Küçüklükten gelen bir şey. Aileden bir de mi? Yani... Geliyor mu acaba? Görmekten mi? Gelir yani? Tabii. Benden görmüş olabilirsin. Bak şey var mesela. Baban da çok tertipli, düzenli. Doğru. Babam çok düzenli ve titiz. Çok titizdir. Simetrik aynı zamanda. Hiç çer çok sevmez. Simetrik. Bizde Türkler olarak bir istifçilik var yani. 20 senelik bir kalemi bile çekmeceden bulabilirsin. Ya da 30 sene önce yapılmış bir iğne oyası falan. Kullanılmamış, rutubet kokmuş. Türkler böyle. Yani. Ama işte babam mesela hiç hoşlanmaz. Mesela bende biraz var. Kıyısından köşesinden. Biraz var. Şimdi bodrum katını boşalttığımızda gördüklerimizden bahsetmeyeyim. Dilara'nın çocukluğu nasıldı? Dilara'nın çocukluğu... Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Gerçekten. Yani ben çalışıyordum bir dönem onun çocukluğunda. Zaman zaman onu yıkamayı bile özlüyordum. Çünkü Dilara ile ablasının arasında 15 yaş var. Küçüğünün arasında 13. Abisiyle 7-8 yaş ara var. Herkes bakabiliyordu ona. Bazen diyordum ki haftada bir günde olsa diyordum ya ben yıkayayım özledim. Evet. Yani bu kadar rahat büyüdü. Çok mutlu büyüdü. Mutlu. Beni. Evet. Bazen mutluluktan bunalıyordum yani ben hatırlıyorum. İlgiden. Dilara, evet. Dilara. Yapıyordum evet. Şey vardı bir de. Dilara şöyle, Dilara böyle mahallede işte mahallenin Dilarası. Evet. Abimin gittiği mahallenin Türk okuluna gidiyorum. Evet. Orada bir Dilara matematik okulu vardı. Diyanet'in camisinde matematik okulu açmışlardı. İşte Dilara bir de şey olmuştu. Biraz yaşıtlarımdan önde bir çocuktum. Benim de hatırladığım evet, bir şeyler var. Her şeyi hatırlamıyorum ama okumayı ve yazmayı çok küçük yaşta öğrenmiştim. Evet. Kaç yani? 3,5 yaşında okuyup yazmayı öğrendim. Ablam bana demişti ki anne Türkçeyi öğret, ben Almanca öğreteceğim. Türkçeyi öğret, ben Almanca öğreteceğim. Çünkü yani ben şeye göre öğreteceğim dedi, gramerlere göre. Hı-hı. Ben o yüzden Kur'an-ı Kerim'i ve Türkçe okumayı öğretmiştim sana. Nitekim Almancam 4 yaşında hepsi vardı. Keşke unutmasaydım diyeceğim ama yani keşke. Ama ben geldiğinde seni Almancalara da başlattım ama ilgin olmadı. Şöyle, Almanca özel ders aldım ben ama 6. sınıfta aldım ve ben 3. sınıfta unutmuştum. Yani çünkü utandım. Almanca konuşmaya çok utandım evet. Döndüğümüzde. İstemedim. Çocukluk işte. Ailem de zorlamadı yani. Bir yere kadar benimle konuşmaya evet. Devam etmek istediler ama şimdi herkes biliyor. Ben bilmiyorum. Allah ıslah etsin benim kafam yani. Gereksiz tripler. Tabii bir lisan bir insan. 3 dil bilecektim. Çok da güzel olurdu. Güzel ama olsun nasip öğrenirsin. Ama bu bilmeyeceksin anlamına aynen. Olmaz. Aynen. Daha 19 mesela ben de senden Fransızca öğreneceğim yani. Ne demek? Ben bir öğreneyim sana öğretirim. Konuşacağız
biraz böyle. Annen senin bir özelliğini değiştirmek isteseydi ya da sana bir özellik katmak isteseydi bu ne olurdu? Bir özelliğini değiştirmek isteseydim aşırı duygusallığını hafifletmek isterdim. İyi olurdu. Aşırı duygusal. İyi olurdu. Çünkü ben de öyle olduğum için güzel bir şey değil. Evet. Bakış bile rahatsız edip birkaç gün hasta yapabiliyor ikimizi evet. de. Babam bana kaşını çatsın ağlamam bir olur. Kötü bir şey. Farkında olmadan bir şey söylense. Bir tepki söylense, bir şey söylense bana da öyle. Dilara Meleğe de öyle. Hemen. Yani iki gün mod gider. Doğru. İki gün gece uykusu yok. Bende var. Benim uyku şeyim yok yani, ama. Yani ileriki şey yıllarda oluyor. Aynısı olacaksın işte. Ne diyebilirim? Maalesef. Ruh ikizim. Bana bir özellik katmak isteseydin ne katardın? Bir 8-10 santim daha boy katardım. Oo. Başka bir şey katmazdım. Başka bir şey bulamıyorum. Ama ona da çözüm yani. Buldum. Şimdi 3-5 santimlik topuklu ayakkabı katarız sana. Katarız. Ne yapalım? Biz seçmedik bu boyu. Seçmedik yani. Dilara ablanın ismini kim koydu? Tamamen ben koydum. Hatta İrem Nur'du aslında hastaneye gidene kadar. Hatta ablası yastık bile işlemişti. Sonra vazgeçtim işte ne bileyim. Dilara daha iyi geldi bana. Birkaç yeri aradım. Arkadaşımın kızı da Dilara'ydı. Bursalı arkadaşım var. Senin kızın da Dilara dedim. Biz koysak bir sakıncası olur mu? Hayır dedi. Diğer Dilara'nın annesini aradım. Sıkıntı olmaz dedi. Yani otomatikmen Dilara'ya geçiş yaptık. İrem Nur'u askıya aldık. O iki Dilara'yı da çok seviyorum. Evet. Biriyle pek evet. görüşmüyoruz ama. Uzaklıktan. Aynen. Diğeri akraba olduğu için illaki bir kontaktayız ama. İllaki. Bütün Dilara'ları seviyorum şimdi hayatımdaki. Tabii diğeri dayımın torunu olduğu için. Aynen doğru. Bir kızın daha olduğunu öğrenince ne hissettin? Üç tane kız falan yaptın mı? Asla. Asla. Hatta o kadar sevindim ki çünkü hep gönlümde Dilara ismi vardı. O kadar sevinmiştim ama tabii abisi çok üzülmüştü. Aylarca onu ikna etmeye üzüldük. Ben amca olamayacağım diye hep ağladı. Hep ağladı. Açıklama. En son kavradı yani bizim elimizde olmadığını, ne gelirse baş üstüne dememiz gerektiğini. En çok da sevinmişti. Evet, çok sana bakarken gözleri sevmiş. Parlıyordu evet. Hala hatta bir resmi vardır. Çok tatlı. Evet. Şey, anneannemin bir sözü vardı. Kız olsun çamurdan olsun. Evet. Kız zenginliği iyidir diye düşünüyorlar. Evet. Ben o kız zenginliğim elhamdülillah. Yoksa var mı öyle bir söz? O söz vardır ama benim annem çok sık kullanırdı. Anladım. Allah rahmet eylesin. Amin. Cümlesinin gibi inşallah. Amin. Annen en çok hangi konuda kızar sana? Annem bana kızmaz genel olarak. Hiç kızmam yani. Hiç kızmaz. Sakin bir çiftiz biz annemle. Sakin iletişim kurmaya çalışıyoruz yani. Genelde. Ama ikimiz de çok yüksek insanlarız aslında. Mutlu. Çakışmaya çok müsaitiz. Müsaitiz ama birbirimize çok saygı duyuyoruz. Aynen. Ben senin bu yaştaki bu azmine ve bilgine, sen de benim eski tecrübelerime yani saygı duyduğumuz için. Evet, doğru. Mesela bu konuşmadan sonra mesela biz alır başımızı gideriz sahile yukarı şu gideriz. An. Gideriz. Yurt dışı olayı. Benim en çok soru aldığım konulardan biri bu. Biraz da olsa yurt dışında yaşadığım için bana da geliyor. Ailem olduğunuz ve orada yaşadığınız için size de geliyor. Bir de muhafazakar insanlar olarak yaşadığınız için orada. Bir sürü soru geliyor bana bu konuyla ilgili. Seç içinden bir tanesini. Bir tane seçiyorum. Bir tane seç. Annen ve baban İsviçre'ye gençken gittikleri ilk vakitlerde, dil bilmedikleri zamanlarda motivasyonlarını ve sosyal hayatlarını nasıl sağlayıp idame ettiriyorlardı? Kaç yaşındayken gittin? Şimdi şöyle, ben 14 yaşındaydım. 14-15. Dil bilmeme gibi bir şey olmadı. Ben gittim. Hemen bir hafta mi? 10 gün içinde babam okula yazdırdı bizi. Hı-hı. Ben çok zorlanıyorum dedi rahmetli. Elini aldı bir dosya kağıdını. Şimdi dedi ben bunu tercüme ettirmek için birine gideceğim. Avukata gideceğim dedi. Vakit kaybı maddi ödemesi lazım. Hı-hı. Anlatabilmesi için, onu anlaması için. Hemen okula gidiyorsun. Ben o zaman okula başlamıştım. Yani 3-4 ay geçmedi. Nurettin İnener diye bir öğretmenimiz vardı. Türk öğretmeni. Hı-hı. O da zaman zaman derslerimize katılıyordu. Çok güzel teknik öğretmişti bize yani. Çok faydasını gördüm. Neredeyse Allah selamet versin. Yani babam hemen öğrendi mi? Kaç yaşında gitti? Rahmetli yok, geç gitti babam. Benim babam. Ha, senin baban 2 yıl önce gitmiş benden. 17 yaşını bitirirken gitmiş. O da anladım. O da kurslara gitmiş. Öğrenmiştir ama. Yani o da öğrenmiştir ama benimki çok kısa ama oldu. Ama şu an babamın Almancası onlar, çok iyi mesela. Onlar akşam okullarına gittiler. Ben normal okula gittim. O yüzden benim öğrenmem 3 ay bulmadı. Gündüz çalışıyorlardır. Akşam okula gidiyorlardır. Tabii. Mecbur yani. Ben sadece akşam işine başladım. Belki yardım olsun diye. Hı-hı. O zaman da zaten rahmetli babam ölmüştü. Peki sizin babamla şimdi şöyle bir şey var. Babam ve annem birbirinden bağımsız olarak gidiyorlar. Tevafuk bir şekilde orada kalıyor. Babalarımız arkadaş. Ama sonuçta birbirlerinizden bağımsız gidiyorlar. Bağımsız. Birbirlerinden bağımsız gidiyorlar ama bir tanışıklık var. İşte halam annemin arkadaşıymış o zaman. Böyle bir vesileyle tanışıyorlar. Yani ikiniz de zorlanmadınız. Çünkü kısa zamanda kursa gidip öğrendiniz. Ben okula gittim. Onlar akşam kursuna gidiyordu. Yani anladım. Bu soru çok ilginç geldi bana. Annenin üvey anne ne olduğunu öğrensen ne yaparsın demiş bana. Şoka bakar mısın? Şöyle. Teşekkür edersin Allah'a.
Allah'ım teşekkür hayır, ederim bu hayat karmaşası için. Beklemediğim bir soru ama iyi soru sormuş. Evet. Vallahi güzel lazımsın. Soru hiç aklıma gelmezdi yani. Şöyle ki o anın şoku tabii ki farklıdır ama. Reddedersin beni herhalde. Ne reddedeceğim? Şöyle düşünürüm. Ben çok şükür güzel bir çocukluk yaşadım ve sorunlu bir ortamda büyümedim. Bu yüzden üvey çocuk olduğum halde bana bu kadar sevgisini açtılarsa ya da açtıysa, bu kadar iyi davrandıysa, bir de öz olsam ne yapacaktı bu kadın derdim. Çünkü hani bir şey değiştirmez ki bu. Şükür secdesi yapardın kesin. Çünkü... Kim bilir öz anam nasıl olacaktı diye yani. Düşünüyorum. Tabii onun şoku farklıdır şimdi böyle diyorum ama yine de tabii inkar etmek, işte reddetmek falan. Neye reddediyorsun? Seni o kadın büyütmüş. Öz üvey ne fark eder? Üvey bu kadar bakıyorsa beni öz niye bırakmış? Ha, öz kim bilir ne nasıl bakacaktı derdim. İstanbul'a gidecek olman hakkında annen ne düşünüyor? İstanbul'a gidecek olması hakkında aslında seviniyorum bir yönden ama ben seçtiğim dal olarak Ankara'yı söylemiştim aslında. Daha iyi olur Ankara dedim. Madem böyle bir şey seçtin ya da bir de daha Ankara'da güvenli. Ulaşım kolay, emekli kenti. Emekli. Siyasetin de göbeği. Neyse, siyasetin de göbeği dedik ama dediler. Kendisi ısrarla ben İstanbul istiyorum, içinde deniz olsun dedi. Ben de dedim içinde deniz olsun, İstanbul'da zaten benim geçmişim orada. Ailem, akrabalarım, annemden kalma, durmaya mekanımız. Yerleşik düzenimiz var orada. Yerleşik düzenimiz var İstanbul'da. Bir şey söyleyeyim hoşuma mi? Da gitti Ankara, aslında gizli gizli. Senin için Ankara'yı istemiştim Ankara ama benim için İstanbul güzel. Ankara senedir var. Bizde şöyle bir şey vardı. Abim üniversite sınavından sonra işte yerleşti. İstanbul'a taşıdık onu. Orada zaten evimiz olduğu için hep Dilar zaten İstanbul'da okuyacak diye bir şey vardı. Farklı bir şehir bir kere bile aklımıza gelmedi. 2 sene önce Ankara gündemimize girdi. Haricen bir de babam dalga geçiyor. Ordu'da Giresun'da okusaydın sen ya niye gidiyorsun diye. Ama sen yine Ankara'ya gitsen daha iyi olurdu senin için. Tahminen. Senin için iyi olurdu. Ya daha mutlu mu olurdun? Daha mı sevinirdin? Yo benim için fark etmez. Tamamen benim ben için söylüyorum. Tamamen senin için iyi olur diye düşündüm ama bunda da vardır bir ayrı. Demek ki buraya gitmen lazım. Doğru. Nasip. Bir şey bilemezsin. Her şeyde nasip diyorum son zamanlarda. Yapıyorsun, yapıyorsun, nasip diyorsun. Bu da yani... Kismete benzedi. Kismete benzedi, doğru. İsviçre'den Ordu'ya kesin dönüş yapmalarına sebep olan şey neydi? Birçok faktör vardır da. Çok. Babamız daha çok istedi diyelim. Hı-hı. Benim babam. Bir hikaye anlatacağım bu konuda. Şimdi Nasrettin Hoca'ya sormuşlar, hocam nerelisin? Ben bir eve gideyim geleyim demiş. Eve gitmiş gelmiş. Hocam nerelisin demişler. Niye gittin eve? Hanıma sordum demiş. Nerelisin diye demiş. Ne alaka hocam demiş. Ben hanım köylüyüm de ondan. Şimdi ben biraz eşköylü oldum. Eşköylü oldum. Zaten de Karadenizliyiz. Sinop Ayancık doğumluyum. Babam Ordulu. Yani biraz öyle oldu ama şimdi diyorum ki iyi ki de döndürmüş biraz bizi. Biraz spontane gelmek istemiş babam. Hatta ben biletlerin alındığı zaman hatırlıyorum. Dayımın çocuklarından birinde ya da dayımda misafirlikteydik. Dayımdaydık. Büyük dayımda. Benim dayım. Yok. Heh. Mahir dayımdaydık. Tamam büyük dayım diyorum ya. Senin anladım. Dayın ya. Tamam. Annemin dayısı. Yok Ramazan dayım daha büyük de onu ha, karıştırdım. Yok yok. Anladım. O rahmetli anladım. Olmuştu o arada. Karıştırmaya tabii. Müsait bir şey evet. Söylemişim çünkü. Misafirlikteydik. İndirimde uçak bileti vardı. Alındı ve dönüşümüz öyle bir de enteresan nokta şöyle annemin alındı. Kartı. Şöyle alındı. Babanın kartı o anda SOS verdi. İşlev olmadı. Benim kartımdan 8 ay sonra bizi döndürdü. Yani. Mükemmel. Babama bayılıyorum gerçekten. Aa, zannettik yani 8 ay hiç gelmez. Bir baktık 8 ay gelmiş. Gelmiş. Her zaman güleriz yani benim kartımdan bizi döndürdün aynen. Diye. Aynen. Hep konusu geçer evet, bunun. Evet geçer. Ama güzel oldu. İyi ki de döndü. İstanbul kadar bir ülkenin sunduğu birçok olanak var. Eğitim bursu veriyor bana hala. Bunlar çok kıymetli şeyler. O yüzden ben kendi adıma teşekkür ederim. Tam vaktinde gelmişsiniz. Evet. Kendi adıma çok avantajlı buluyorum bunu. Ben de vakitsiz demiştim ama yani ben de babana teşekkür ediyorum aynen. Zaman zaman. Etmek lazım. 6 ay önce yazılmış bir yorumdu bu. O yorum üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim. Vera isimli bir YouTube kullanıcısı yazmış. Diyor ki ben 18 yaşındayım ve ortak özelliklerimiz fazla. Şunu merak ediyorum. Okumak veya mesleki hedefler, evlilik veya kendi hayatına dair gelecek planların ailen ne kadar karışıyor veya karışıyor mu? Çünkü ben biraz bu sorunlardan muzdaribim. Annenle olan ilişkini çok merak ediyorum demiş. Okumak veya mesleki hedefleri. Türkiye'de şu var. Biraz da hani aileler, çocuklar maddi kaygı çekmesin diye belli başlı bölümlere yönlendiriyor genelde. Bu konuda düşünceni merak etmiş sanırım. Çocuğunun istediği şeyi okuması. Müdahale eder misin? Yetmem. Çocuğun hayatta ani bir karar alsa. Mesela 19 yaşında bir Dilara'm var. Evet. Bu çocuk dese ki anne ben okulumun şu senesini İngiltere'de okuyacağım. Anne ben Fransa'ya 2 aylık yaz okuluna gideceğim. Tek gidiyorum. Ben 2 hafta Avrupa turuna çıkıyorum. Şuraları buraları gezeceğim. Şuraları görmek istiyorum. Ne dersin yani? Tepkin ne olur? Tepkim ne olur? Yürü git. Yürü git ama gidemezsin.
Niye? Şöyle sorarım, yani kalma yerin var mı? Hı. Nerede kalacaksın? Tek mi kalacaksın? Hı hı. Yani aynen İstanbul'a yerleştireceğimiz gibi. Hı. Emin bir yere yerleştirip, yok gitme demem. Yaşama koşullarımız. Yaşama koşulları. Aynen. Yerleştirip tamam. Aynen. Hatta ben gelirim senden. Hı. Babanla geliriz. Yerleştiririz. Bir odaya, ortak oda istemem biliyorsun. Ben de istemem. Yani güvenilir olduktan sonra fark etmez. Ben zaten çocuklarıma güveniyorum. Bir de neresi olduğu da çok önemli. Gidip Amerika'da kalmak beni bile korkutur mesela tek başıma. Belki şeyim böyle. Konfor alanım değil. Çok uzaklar ama Avrupa ülkeleri bana çok yakın geldiği için. Şimdi gidebileceğim. Yani illa İngilizce için gideceksen ben İngiltere derim yani, evet. Amerika demem. Ben de demem. Biliyorsun Amerika'ya karşı yani bir tedirginliğim var. Benim çok güvenmiyorum. Ben de güvenmiyorum. Ya zaten çok karma bir ülke ya. Ya hele şu durumlarda hiç güvenmiyorum yani. Güvenmiyorum. Çok karışık şu anda. Çok karışık. Biz dışarıdan böyle görüyoruz. İçi nasıl onu da bildiğimiz tabii yok. Tabii doğru. Evet. Yani dediğin şey şu o halde. Şartlarına bakarım. Tabii. İyi bir ortamsa müsaade ederim mi diyorsun? Yani hatta elimden geldiği kadar şartlarının hazırlanmasına yardımcı olurum. İyileştirilmesinde. Kalacağı yeri bilmem lazım. Hani bu sadece senin için değil. Bu aynısı abin de şey yapsa onun için de aynısı geçerli. Yani şu da var. Mesela kız çocuk, erkek çocuk faktörü özellikle yani Türk ya da muhafazakar ailelerde bir sorun olabiliyor. Mesela oğlun bir ülkeye gitmek istese ve kızın bir ülkeye gitmek istese kalmak için, eğitim olsun, gezmek olsun, tutumun farklı olur mu? Olmaz. Kız gidemez. Yok, hayır. Olmaz. Gidebilir. Gidiyorsa ikisi de gider, gitmiyorsa ikisi de gitmez. Ha, çok güzel. Yerleştirebiliyorsam, imkan varsa, bana da soruluyorsa ikisi de gidebilir ya da ikisi de gidemez. Hı, anladım. Ama tabii şimdi bazen başına buyruk da olabiliyor. Mesela abin kendi biriktirmiş diyeyim. Değil. Yapmış, etmiş, ayarlamış. Ben bir ailene falan yere gidiyorum. Ona nasıl engel olabilirsin ki? Yani gideceği yeri de ayarlamış. Kazanmış, benden bir şey talep etmiyor ama benim imkanımdan gitmiş olsa müsaade almak zorunda. Müsaadeden ziyade kalacağı yeri bilmek isterim. Birlikte kalacağı yere bakmamız lazım. Yani güvenirim kendisine de ayarlayıp şöyle şöyle derse. Keyfi de gidip oralarda tatil yapmasını istemem. Aynen. Doğru. Ben Fransa'ya gidecek olsam, gezecek olsam bir haftalık, 10 günlük ya yakın bir kız arkadaşımla gitmek isterim ya da annemle gitmek isterim zaten. Mesela geçen sene Cenevre'ye de gitmiştik. Grup ayarlamışlardı. Var yani öyle kolay. Çok da güzeldi, paylaşmıştım zaten. Her yeri güzel bana kalırsa da. Evet, ama Cenevre çok tarihi yani. Binalar çok var. Hiç dokusunu bozmamışlar. Ama her yerde. Orası kadar görmedim. Anladım. Çok turist olduğu için orada. Ama bir de turist olmasına rağmen el değmemiş bir ülke. Değdiremezsin zaten. Yeşillikleri olsun, şeyler olsun. Yani böyle tam takır bir İsviçre turuna çıkmak isterim. Evet. Çok güzel olur. Ormanlarına çünkü kadar, dağına kadar. Mesela yürüyüşe çıkarsın ormanlarına, bir saatlik yol. Dağın ortasında küçük bir kulübe sabah çorbası olabilir. Ya yani da sıcak orada şarap. Bile, ne istersen. Orada bile bir dalın ucunu bile kırmazlar yani. Bizde tahrip edilip var, çiçekleri kökünden söküp eve getirilir. Belediyenin diktiği çiçekleri. Mesela ben sahilde çok şahit oldum. Torbalara koyduklarına. Maalesef. Keşke olmasaydık. Ama alıştılar bak. Daha burada da yapmıyorlar. Ya yok, biz alıştık görmeye. Ondan ya da görmemeye mi? Yok yok. Tamam. Annenle birlikte en çok hangi etkinlikleri yapmayı seviyorsun demiş. Bir de ek olarak annen misafir geldiğinde kaş göz yapıp çay kahve yapmanı söylüyor mu demiş, bana sormuş. Annemle her şeyi yapmayı severim. Evde oturmayı da severim. Gezmeyi hiçbir de şey yapmamayı da severim. Hiçbir şey yapmamayı da, yani böyle yatıp telefona bakmayı da seviyorum. Annem misafir geldiğinde kaş göz yapıp bir şey yapmamı söylemez. Genel olarak kaş göz yapmaz. Bir şey yapmamı istiyorsa şunu yapar mısın der yani. Evet. Kaş göz ben de sevmem hiç. İma da sevmem. Kızım çay koyar mısın dese daha iyi benim için. Ama bizde şey yok bir de. Kadınları hizmet yapar şeyi de yok biraz. Bu benim çok hoşuma giden bir şey. Masaya kurarız. Ortaya koyulur. Herkes ne istiyorsa ondan alır genelde. Bizim toplumda öyle değil genelde. Kadınlar değil. Kalkar yemekleri koyar. Tek tek tabakları getirir falan. Yok. O çok istisnai bir durum. Sadece çorbaları koyarız biz. Hı, çok gerisi masada olur. Şey. Ya da masaya bir şey sığmadıysa tek tek koyulur öyle. O benim çok sevdiğim bir şey. Hatta birinci çaydan sonra ikinci üçüncü çayda çaydanlık da gelir masaya. Gelir aynen. Bir de şey de var. Çayları doldur yani evin küçükleri genelde. Evet. Ben böyle babamın çayını doldurmayı unuttuğum zaman babam bazen ima da yapmayı. İşte önce bir şey yapıyor. Mesela bu çay olsun. Bir itiyor önüme doğru. Yan yana oturuyorsak. Ben görmeyince kalkıp kendi çayını alıyor bir daha istemeden. O da hoşuma gidiyor mesela. Hiç gocunmuyor yani bizde erkekler iş yapmaktan. Mesela işte ev kirlendi diyelim. Ben bir evi süpüreyim öyle yapalım kahvaltıyı falan der. Biz hazırlarken süpürür. Böyle bir ortamda büyümek güzel bence. Öyle. Hizmet etmek falan çok abartılıyor bence. Şöyle biz, çok benim evlen
evlendiğim hizmetçi dönemlerde Peygamber Efendimizin hayatını çok sık okuyorduk biz. Hani orada görüyorduk, söküğünü diken bir peygamberimiz var. Yardım eden bir peygamberimiz var. Oradan da çok örnek aldık. Kız çocuklarını çok seven, birbirimize yardım etmek amaçlı. 3-4 çocuk büyütmek de kolay değil. Değil tabii. Mesela seni baban ben büyüteceğim dediği için oldun sen. Yani iyi ki doğdun. Yani 3 tane beni yordu çünkü baban hep çalışıyordu. Ben doğunca mı sen daha iş hayatına atılmış oldun? Yok. Yarım çalışıyordum. Az çalışıyordum. Hiç bırakmadım ben. Anladım. 83'te başlamışım işe. 2008'e kadar. Annem ve babam kızlarının okuması ve maddi gelirinin olmasını çok önemser. Baban daha çok önemser. Baban çok önemser. Buna bakış açın nedir? Yani senin kızın illa okumak zorunda mı? İşte kendi parasını kazanmak zorunda mı? Ne düşünüyorsun? Başka bir şehirde, başka bir ülkede tek başına yaşayacak okursa falan. Ne düşünürsün hani kız olarak? Güvenirim, kendine çalışsın. Önemli değil. Finans özgürlüğü olsun isterim. Peki neden? Hani şey düşünenler ben var ya. Ben hep öyle olduğum için yani bir aksısı yok. Hep kendi finans özgürlüğüm olduğu için. O kadar önemli mi? Yani bence önemli. Bir kadının kendi parasını kazanması. Kendi diyelim parasını... zaten evlenecek. Zaten eşi ona para vermek, onu geçindirmek zorunda. Bazen de şey olarak görüyorlar. Kadının çalışmasını ve para kazanmasını, maddi bağımsızlığını evliliğe tehdit olarak gören insanlar var. Ben zaten paramı kazanıyorum diye resti çeker kadın bir gün. Zaten diye. Ama şöyle, o zaman resti çekecek hatta gelmeyecekler. Herkes haddini ve yerini bilecek. Bak. Bu kadar. Anne kız ilişkisi. Onunla ilgili bir soru vardı. İşte anneye her şeyi anlatmalı mı? Hayır. Anne... Bir dur. Anne kız ilişkisi, arkadaş ilişkisi gibi olmalı mı? Ben de ne düşündüğümü söyleyeceğim, sen de söyle. Tamam. Sen söyle önce, buyur. Şöyle, ben normalde olmalı gibisinden düşünüyordum. Yani hani yakın olmalı, bir şeyler konuşulacaksa konuşulmalı gibisinden düşünüyordum. Hala o yönde aynı düşünüyorum. Okulda bir tane öğretmenim, kendi iki tane mi ne kızı var bu konuyla ilgili konuşurken dedi ki hayır olmamalı. Ben anneden arkadaş şey olmaz. Arkadaş bir sürü vardır ama bir tane annen var seni doğuran. Bu yüzden bir ölçüde yakın olabilirsin, samimi olabilirsin, bir şeyleri paylaşabilirsin ama arkadaş olarak göremezsin. Göremezsin, bir yerde haddini bilecek insan. Bir de görme. Arkadaşına bazen sesini yükseltiyorsun, bazen kızıyorsun ama anne sonuçta. Üst otoritelerden biri evde. Ya tabii olmazsa olmaz ya. Çünkü hiçbir arkadaşın olmazsa senin üst otoriten değil ama olamaz. O seni doğuran kadın olduğu için. Hani. Bence arkadaş olamaz, kanki hiç olamaz. Hiç sevmediğim kelimelerden birisi. Ama ben şey de annem kankin gibi. Bazen annemle kanki gibi takılıyoruz. Tamam, sen onu bir şaka vari diye ya şey ben şakadan söyledim. Ciddi manada duymadım senden. Arkadaş gibi şey. De takılıyoruz annem. Tamam ama o gibi ama. Gibi farklı. Gibi. Zaman zaman gibi olur ama kanki o hiç olamaz. Arkadaş olamaz. Çünkü o evlattır, o annedir. Yerini bileceksin. Herkes yerini bilecek. Anneliğini, çocuk çocukluğunu bilsin. Bilmediği zaman bazı çevremizde yaşadığımız olumsuzluklar var. Yani evlatlar anneleri ezebiliyor. Çok ezebiliyor. Evet, her anne konuda. Bazen öyle alıştırdığı için her ses konuda edemiyor ezebiliyor. Sonra. Yani tamam, annenin olur, sesi hatta. Çıkmaz. Her konuda ezebiliyor. Aynen. Anne de evladı evlat gibi bilmeli. Evlat da anneye gerekli saygıyı göstermeli. Değeri vermeli. Evet, haklısın. Bazı anneler kendi yönetmek istiyor. Çocukların, kızlarının hayatını. Anladım. Odak merkezi kendi, olmak istiyor. Odak merkezi olmasa bile anne baba. Hani biz yöneteceğiz, biz seçeceğiz. Ben şunu istiyorum, şunu yapacaksın. Seni ben okuttum, bu yaşına ben getirdim. Bunu yapacaksın diyenler de var. O konu hakkında ne düşünüyorsun? Çok yanlış buluyorum. Herkesin tercihi. Şimdi bir de bizim jenerasyonumuzdan yeni jenerasyon bir değil. Şimdiki gençlik eğer aklını ve sosyal medyayı düzgün kullanırsa bizden 2-3 katı daha akıllılar diye düşünüyorum. Eğer imkanları güzel kullanırlarsa, yani hayra çevirirse biz başka fırsat tecrübeliyiz var. Ama şimdiki gençliğin çok imkanı var. Zaman zaman ben farkındaysam ben size bir şeyler sorar, akıl danışırım. Hı-hı. Böyle olsa böyle olur mu? Çünkü bu zamandan bizim geçirdiğimiz zaman bir değil. Bizim farklı kısıtlama zamanıydı. Zaten. Mesela ben nişanlıyken bile babamla bir yerde oturup kahve içemiyordum. Ya birisi görür, bizi bunaltır. Oh. Laf duymak istemiyordum. Ben üzülmek istemiyordum. Anladım. Her şeyin bir sınırı var zaten. Hani şimdiki gençlikte nişanlıyınca evlenmiş gibi davranıyor. Onu da etik bulmuyorum. Bizim dönemimizdekinde etik bulmuyorum. Evet, ayarsız. Evet, ayarı kaçırdık, evet. Annen sana hiç terlik attı mı? Hayır. Asla. Bize terlik merlik olmaz. Terlik merlik olmaz. Sohbetli soru cevap videomuzu böylece sonlandırmış oluyoruz. Teşekkür ederim bana eşlik ettiğin için. Kapanışta kolonya ile yapmak isterim. Bana vaktini ayırdığın için ben de sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim vaktini ayırdığın için. Ben de teşekkür ediyorum Dilara Melek. Teşekkürler. Seni burada görmek güzeldi. Ben hep buradayım Dilara Melek. Kanalda seni görmek güzeldi. Tamam. Gidebilir miyim? Gidebilirsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakal. Bu video bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir ve umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoları daha fazla isterseniz bunu bana mutlaka söyleyin. Bu videonun bir ikinci versiyonunu, üçüncü versiyonunu da çekebiliriz eğer istenirse zamanla. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.